Arkadaşlar merhaba, umarım hepiniz iyisinizdir. Ufakken hatırlıyorum, etrafımdaki büyükler, ailem, oğlum gitar çalışmak güzel de bazen de biraz kitap oku, işte biraz vizyonun gelişir, daha farklı bakarsın olaylara derlerdi. Çok aslında anlam ifade etmezdi benim için o yaşlarda, 10, 12, 13 o dönemler. Onu okuyacağım ama onun yerine gam çalışırım, işte ne bileyim teknik çalışırım falan gibi şeyler düşünürdüm. Daha çok hani işime yarar. Tabii ki teknik çalışmak, enstrümanda vakit geçirmek daha fazla işe yarıyor elbette. Enstrüman hakimiyetiniz artıyor. Ama gerçekten kitaplarda biraz kaybolmak, roman okumak, başka dönemlere gitmek, bir filozofun düşüncelerini okumak, her neyse sevdiğiniz tarz ne olursa olsun enstrümanınıza bakış açınızı değiştiriyor olumlu anlamda. Çünkü sadece gamları inip çıkmak, sweep picking çalışmak, oturup işte akorları çalışmak tabii ki önemli dediğim gibi. Fakat başka bakış açısına da ihtiyacımız oluyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu şimdi 30'lu yaşlarımda anlamaya başladım. Bundan önceki dönemde tabii ama bunları sizlerle paylaşmak istiyorum ki sizin de işinize yarasın. Kitap okumaktan kaçınmayın arkadaşlar. Kitap okumaya başladığınız zaman bakış açınız değişecektir. Başka dünyalara gideceksiniz, daha çok öğreneceksiniz ve enstrümanınıza kesinlikle bu olumlu yansıyacaktır. O yüzden kesinlikle bunu tavsiye ediyorum size. Kitap okuyun. Bu arada arkadaşlar tabii bu videoyu çekmemin sebeplerinden biri de son okuduğum kitaplardan biri. Sizle bunu konuşmuştuk. Günlük Ritüeller diye. Mason Curry'nin kitabı. Çok teşekkür ediyoruz ki kolektif kitap 5 tane yolladı bana bu kitaptan. Ve ben de siz takipçilerime bunları hediye edeceğim. Bir çekiliş yapacağız. Bu kitap çok güzel arkadaşlar. Ünlü bestecilerin, yazarların, şairlerin, ressamların, yani genel olarak sanatçıların günlük ritüellerinden bahsediyor. Sabah kalkıyorlar, ne yapıyorlar, ne çalışıyorlar, çalışmak için kendilerini nasıl motive ediyorlar. Bununla ilgili bir kitap. O yüzden arkadaşlar şimdi bunu hediye etmek istiyorum. Size hediye etmek için de ufak bir böyle paylaşım yapmanızı isteyeceğim sizin. Oradan da bir çekiliş yapacağız ve ben size bu kitabı yollayacağım. Yapmamız gereken şeyler şunlar arkadaşlar. Instagram'da bir hikaye paylaşacaksınız. Ve bu hikayede önce bir resim çekmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Bu resimde kendi çalışma ortamınızı, gitarınız, bilgisayarınız neyse, nerede gitar çalışıyorsanız, yani kısacası sizin ritüelinizin olduğu yeri çekmenizi istiyorum önce. Sonra bu fotoğrafı paylaşırken arkadaşlar Buğra Şişman benim Instagram'ımı taglemenizi istiyorum. Çünkü ben göreyim sizi, çekilişe katayım diye. Bir de arkadaşlar hashtag olarak da benim ritüelim hashtagini koyuyorsunuz. Ben de buradan gelen paylaşımlara göre sizi çekilişe alacağım ve bu şekilde çıkan arkadaşlara bu kitabı hediye edeceğim. Hem de aynı zamanda belki kazanamayacaksınız ama insanların sizin o çalışma ortamınızı görmesi, başkalarını motive etmeniz için önemli diye düşünüyorum. Ben de bu paylaşımları kendi hikayelerimde, sizin paylaştıklarınızı paylaşacağım ki herkes görebilsin. Tekrar arkadaşlar buradan söylemek isterim. Kolektif kitaba teşekkür ediyoruz. Takipçilerimle bu kitabı buluşturmak istedikleri için çok değerli bir şey yaptılar. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kitap okumaktan vazgeçmeyin. Bir başka videoda görüşürüz.